farklı farklı noktalarda yangın çıktı. Bazı noktalar kontrol altına alındı. 5 mahalle kontrol altına alındı, tahliye edildi diyebiliriz. Şimdi Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ömer Küçük yayınımızda. Sayın Küçük, yayınımıza hoş geldiniz diyelim, geçmiş olsun diyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yangını? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hem orman teşkilatımıza hem tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii zor bir şartta çalışmalar sürüyor. Özellikle yaz döneminde sıcaklığın yüksek olması, nisbinin düşük olması, sizlerin de bahsettiği gibi çok yüksek rüzgar hızında gerçekleşmiş olması hasebiyle kısa sürede geniş alanlarda etkili olan bir orman yangınıyla karşı karşıyayız. Tabii bu büyük yangında orman teşkilatı müdahale noktasında hem yerden hem de havadan ekiplerle müdahale ediyor. Havadan helikopterler yangının ilerleme hattına, hattın enerjisini düşürmek için, alevlerin daha küçük boyutlara düşürülmesi için müdahale yapıyor. Karadan da dozerlerin açtığı emniyet şeritlerinde konuşlandırılan arazözlerle beraber hattın daraltılması için ve bölüm bölüm yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Rüzgarın yüksek şiddetli olması tabii ki ekiplerin çalışmasını biraz zorlaştırıyor. Bu yüksek hızlardaki rüzgarlarda müdahale hakikaten zor oluyor. Akşam saatlerinde de havanın kararmasıyla birlikte hava ekiplerinin kullanılamayacağını düşünürsek yer ekiplerinin kullanılmasıyla beraber çalışmaların sürdürülerek yangının kontrol altına alınması faaliyetleri devam edecek. Tabii ki yerleşim yerlerini etkilediği için etkilenen bölgedeki vatandaşlarımız tahliye edildi. Bu büyük yangınlarda şöyle de bir durum var. Yangının ilerleme istikametindeki konveksiyon sütunu dediğimiz dumanların, alevlerin olduğu bölgede yanmamış yerlere taşınan materyalle çok sayıda küçük yangınları da görme durumu mümkün olabiliyor. Havadan yapılan müdahalelerle bu tür yangınlar büyümeden de hemen söndürülerek yangının daha geniş hatlara yayılması engellenmiş oluyor. Sayın Küçük, bundan sonra nasıl bir müdahaleden söz ediyoruz? Meteorolojiden gelen bilgiler rüzgarın hızını arttırabileceği yönünde. Rüzgar hızını arttırırsa ve sıcaklıklar böyle devam ederse, nem oranı da düşük olursa nasıl bir durumla karşı karşıya Manavgat bölgesi? Şimdi yer ekiplerimiz kademeli olarak emniyet şeritleri açacaklardır ve bu çalışmaları yaptıklarını düşünüyorum yerden. Yani yangını tutabilecek oldukları noktalarda yangın emniyet şeritlerini şu anda tesis ediyorlardır. İlk şeridi atladığı zaman ikinci noktada nerede müdahale edilmesi gerekir? Bu noktada da yine yangın emniyet şeritleri tesis edilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlardır. Yani yerden yangın emniyet şeritleri açılarak dozerler vasıtasıyla ve orada konuşlandırılan arazözlerle yangın söndürme çalışmaları devam edecek. Hava kararana kadar da mutlaka hava ekipleriyle, yani özellikle helikopterlerle yoğun bir söndürme çalışmaları içerisinde olacak. Şayet rüzgarın hızının artması noktasında meteorolojiden bir bilgi gelirse bu tabii söndürme çalışmalarını olumsuz etkileyecek. Çünkü rüzgarın hızındaki artış yangının etkili olacak olduğu alanın biraz daha genişlemesi anlamına geliyor. Zira rüzgar yangının yayılmasında en büyük faktör. Yani yüksek rüzgarlarda bu çok daha etkili olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada belki ilerleyen zamanda arazinin durumuna göre, yangının gelişmesine göre ve meteorolojik parametreleri de dikkate alarak Sayın Bakanımız ve diğer yetkililerimizin de bir arada olduğu bir ortamda durum değerlendirilmesi yapılarak dünyanın orman yangınlarıyla mücadelede uğraşan ülkeleri var. Amerika, Kanada, Avustralya örneklerini veriyoruz. Evet. Burada uygulanan bir tekniği yetkililerimiz de uygulayabilirler. Karşı ateş dediğimiz bir tekniktir bu. Nasıl bir teknik? Karşı ateş dediğimizi az önce konuklarımıza anlattılar ama bir kez de sizden dinleyebilir miyiz Sayın Küçük? Karşı ateş şimdi nasıl bir yöntem? Karşı ateş şudur. Ana yangın, şu anda devam eden bir yangın var. Bu yangının ilerleme istikameti belli.
Bu yangının ilerleme istikametine bağlı olarak yangının hızını dikkate alıyorsunuz. Belli bir mesafede yangın emniyet şeridi oluşturuyorsunuz. Ekiplerinizi orada konuşlandırıyorsunuz. Yangına doğru, ana yangına doğru siz küçük bir yangın başlatıyorsunuz. Buradaki maksat sizin başlattığınız yangın ile büyük yangının arasındaki yanıcı maddeyi yakmak. Yakarak ana yangın size doğru ilerlerken yakabilecek olduğu materyal bulamayacağı için yangın kendiliğinden sönecektir. Bazen 10-15 hektarlık böyle feda ettiğiniz alanlar sayesinde yüzlerce hektar alanı kurtarabiliyorsunuz. Bu dünyanın farklı ülkelerinde uygulanıyor. Ama ülkemizde kamuoyu baskısı, sosyal medyada oluşturulan farklı algılar da dolayı bunda biraz çekimser kalınıyor. Halbuki bu bir tekniktir. Yangınların söndürülmesinde kullanılan bir metottur. Ülkemiz içinde doğru yerde, doğru şartta, uygun olan noktada kullanılabileceğini açıkça ben buradan ifade etmek istiyorum. Daha önce birkaç yangında bu noktada da bu metot kullanılarak başarılı oldu. Tahmin ediyorum yetkililerimiz bu durumu da değerlendiriyordur. En başarılı İlerleyen yöntemlerden biridir diyebilir miyiz Sayın Küçük peki? Efendim? En başarılı yöntemlerden biridir diyebilir miyiz peki bu yönteme? Bu yöntem kontrol altına alınmasında güçlük çekilen büyük yangınlarda başvurulan bir yöntemdir. Her yangında, her durumda kullandığımız bir metot değildir. Yani yangın hattı çok genişlediği zaman ekiplerinizin müdahalesi bu geniş hatta zaman zaman yetersiz kaldığında çok özellikle yerleşim alanlarını tehdit ettiği durumlarda başvurulan bir metottur. Ve böyle yangınlarda bu yangın içinde ilerleyen zamanlarda şartlar müsait olursa yetkililerimizin değerlendirmesi akabinde kullanılabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi tabii bazı yangınlarda oluşabilecek bir durum, yapılması gereken bir yöntem dediniz. Manavgat'taki yangını buradan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? İzlediğiniz görüntüleri ya da bölgeden gelen haberler doğrultusunda size ne anlatıyor? Her yangının kendine ait bir karakteri olduğunu düşünürsek. Kesinlikle. Ya her yangının kendi bir mekanizması var. Kendine özgü bir davranışı var. Burada da farklı bir durum görüyoruz. Yani büyük yangınlar sınıfında değerlendirebilecek olduğumuz bir yangınla karşı karşıyayız. Yangının çıktığı şartlar ekstrem meteorolojik şartlar altında gerçekleşmiş. Yani nedir bu? Nispi nem %14 seviyesinde ki biz %30'un altına düştüğü zaman nispi nemi o bölge için yangın hattından alarm verilir. Yani hassas olduğu ifade edilir ki burada %14'lerden bahsediyoruz. Diğer taraftan sıcaklık 37 santigrat derece ki kuru bir ortam, yanıcı maddenin tutuşması için elverişli bir durumdan bahsediyoruz. Üçüncüsü ki yangınların yayılmasında birinci parametredir, en temel parametredir rüzgar. Rüzgarın hızı saatte 10-15 kilometre değil, 47 kilometre bölü saatten bahsediyoruz. Anormal bir rüzgardır. Yani sıcaklık, rüzgar ve nispi nem açısından alışıldığımız şartların dışında ekstrem bir şartlarda bu yangın çıktı. Dolayısıyla bundan dolayı yangın bu büyük diye ifade edeceğimiz sınıfa dahil oldu. Kısa sürede geniş alanları etkiledi. Ekiplerin elbette ki yoğun çalışması var. Yani bu bazı ülkelerde sizler de takip ediyorsunuz. Günlerce, aylarca süren yangın söndürme çalışmaları oluyor. Hat genişledikçe sizin çalışmalarınız güçleşiyor. Burada temel faktör özetle şunu söylemek istiyorum. Rüzgar hızında olabilecek küçük bir düşüş, azalma, yangın ekiplerinin yangını kontrol altına almalarını kolaylaştıracaktır. Olmazsa bile daha fazla ekip takviyesiyle ilave tekniklerle, az önce bahsettiğim uygun yerden belki doğru yerlerden verilecek karşı ateş yöntemleriyle yangının ben kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Karşı ateşin altını çizdiniz Sayın Küçük. Önemli olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avustralya'da oluşan yangınlara da geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz dönemde de tanıklık ettik. Oralarda bu yöntem mi kullanılıyor? Evet, şu anda Kaliforniya'da devam ediyor. Takip ediyorsunuzdur. Evet. Kaç gün oldu Sayın Küçük orada devam edeli tam olarak? Karşı ateş uygulandı mı?
Şu anda devam ediyor. 2 haftalık bir süreç içerisinde 70 bin hektar alan yandı. Çok büyük bir alan. Geçen yıl Avustralya'da önceki yıl 4 ay süren orman yangınında 12 milyon hektar alan yandı. Ki bu bizim ormanlık alanımızın yaklaşık yarısı. Yani yarısı sadece bir yangında yandı Avustralya'da. Burada çok büyük yangınlarda bir değil onlarca karşı ateş uygulaması yapıldı. Çünkü bazen tek bir karşı ateşle bir yangını kontrol altına alamadığınızda kademeli karşı ateş dediğimiz birbiri ardına birbirini destekleyen karşı ateşler vererek de yangını kontrol altına alabiliyorsunuz. Tabii bu teknik boyutu. Yani karşı ateş metodu ya bu büyük yangınlarda doğru yerde doğru zamanda uygulandığında netice veren bir yöntemdir. Sayın Küçük, çok önemli bilgilerin altını çizdiniz. Büyük yangınlar sınıfında değerlendirmesini yaptınız. Peki siz, belki bunu söylemek çok erken, yetkililer açıklama yapacaklar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgede valilikten bir açıklama gelecek ama bu yangını şu anki gidişatını ve başlamasını göz önünde bulundurursak doğal bir afet olarak mı değerlendiriyorsunuz yoksa insan odaklı bir kundaklama ya da sabotaj da olabilir mi? Şimdi efendim şunu söyleyeyim. Çok net ifade ediyorum cümlelerimde. Bir yangının başlaması için ihtiyaç duyulan sıcaklık orman yangınları için 240 santigrat derecedir. Hava sıcaklığı 240 santigrat dereceye çıkmadıkça yangın meydana gelmez. Bunu sağlayan 2-3 faktör vardır. Bir, yıldırım düşmesi sonucunda ani bir kıvılcım olur. Bu 240 santigrat derecenin üzerine çıkar yangın başlar. İkincisi, enerji nakil hatlarında ark oluşur, yine yangın başlar. Üçüncüsü, bunu sağlayacak diğer faktör insandır. Yani ister kasıt olsun, ister dikkatsizlik olsun, ister ihmal olsun. Bu enerji nakil hattı ve yıldırım faktörü olmadan bir yangının eğer insan eli müdahalesi söz konusu değilse başlaması mümkün değildir. Bunu çok net söylüyorum. Yani diğer türlü insan eliyle dikkatsizlik olabilir, ihmal olabilir, kasıt olabilir veya başka bir şey olabilir. Zira istatistikler de bunu söylüyor. Türkiye'de ve Avrupa'daki yangınların %90'ı insan kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu şartlarda sıcaklığın şu anda 35-40 derece olduğu başka bölgelerimiz de var. Yine nemin %30'un altında olduğu başka bölgelerimiz de var. Dünyanın farklı ülkelerinde bu şartlarda olan ormanlık alanlar da var. Ama insan müdahalesi olmadan oralarda yangın başlamaz. Dolayısıyla temel adım insandan başlamak gerekiyor. İnsanların eğitimi, bu konuda duyarlılığı ve her özellikle yaz aylarında yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamalara riayet etmeleri, ormana giriş çıkışın yasak olduğu bölgelerde ormanları kullanmamaları, piknik alanı olarak yangına hassas olan yerlere gitmemeleri, yine yangına hassas bölgelerde seyahat eden kişilerin sönmemiş sigara izmaritlerini yol kenarlarına atmamaları, ormana bitişik olan tarım arazilerindeki yasak olmasına rağmen vatandaşlarımızın anız yangınları çıkarmamaları gerekiyor. Bunlara biz riayet ettiğimiz sürece orman yangınlarıyla mücadelede çıkan yangın sayısında belli oranda düşüşü sağlayacağız. Yetkililerimiz hakikaten canla başla mücadele ediyor. Şu anki o alevin karşısında hissettiğiniz sıcaklık 700-800 santigrat derece. Biz 35-40 santigrat derecelik sıcaklıkta bunalırken ekipler orada yani 700-800 santigrat derece alevin karşısında mücadele yapıyorlar. Sonuçta bu bizim milli servetimiz, akciğerlerimiz. Lütfen biraz bu noktada hassas olalım. Yetkililerimizin uyarılarına lütfen riayet edelim, dikkat edelim diye sizin aracılığınızla bütün kamuoyunu bu konuda bilgilendirmekte fayda var diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir noktaydı. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ömer Küçük bizler.